bu renklere gönül verdik. Televizyondan tabletlere, akıllı telefondan ses sistemine, futbolu ayağınıza getirecek teknolojiler, benzersiz fırsatlarla Mediamarkt'ta. Gollere bak, Mediamarkt, Mediamarkt. Mediamarkt'la günün en iyi 11'inden herkese selamlar. Mustafa ile beraber bugün oynanacak maçlardan en iyi oyuncularımızı kendimize göre tabii ki belirleyip bir 11 oluşturduk. Sizlerle onu paylaşacağız. Artık bu bir vole klasiği haline geldi biliyorsunuz. Hollanda, Çekya, Belçika, Portekiz maçlarımız var. Dün en iyi 12 yapmışız Ilgaz'ı <laughs> <laughs> Fazladan mı koymuşsun? Aynen. Güzel. Yani sisteme karar veremedik ondan sonra bir baktım sonradan fark etmen 3-5-3 oynatmışız. Ben zaten buraya geldiğimde burası bayağı <laughs> karışıktı. Herkes buradaydı yani. Aynen. Sonra ye yedek, kenarda. yedek falan karıştı iyice. Güzel. E Bir yani. de gönderme yapıyoruz 12 kişi oynatan Okan Koç falan göndermesi sonra 5-3-5 3-5-3 sistemiyle oynatırız. Tamam, biz... O yüzden öyle. öncelikle sistemi belirleyelim bence. 4-3-3 diyelim mi? 4 3 mi diyelim? Tamam. tamam -3 -3 yani 11 değil. kişi olsun da fark etmez. <laughs> ee, kaleciden başlayalım. Ya ben kaleci de çok emin olamadım. Açıkçası biraz under, underrated Andrei Tid Bu arada ya. yine biraz performansla ödüllendirmek istiyoruz. Performans ve biraz da hani hakkını vermek istiyorum ben bu başaltı kalecilerin. Çekya'dan gitmek istedim. Bah açıkçası. Bahmangiller kesin. diyorsun. E, Bahman, <laughs> Dubravka, Gulaçi. E, o yüzden ben e, Çekya'dan gidelim istiyorum. Doğru telaffuzuna bakıyorum şimdi. Václik. E, evet güzel, iyi performansı vardı. Ben de o zaman yedek olarak ya da hani... Rocky 12. olarak. <gülüyor> 12. <gülüyor> 12. <gülüyor> olarak Rui Patricio diyelim. Çünkü özellikle Fransa'da bu şekilde iyi performansı vardı. Ee, gerçi hani kalite bir kaleci zaten ama. Rui Patricio diyeyim ben de. Tamam. savunmaya dörtlü gidiyoruz. Ben stoperlerimi söyleyeyim mi? Söyle. E, performans ödüllendirmesi daha çok bu. E, Pepe'ye çok büyük saygı duydum bu turnuvada. Hatta zaten Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyiydi e, Porto'yla. Biliyorsun o Juventus'u eleyen takımın en e, dirençli savunmacısı Pepe'ydi. E, Turnuvalara devam ediyor. E, o yüzden Pepe ve Alderweireld diyorum ben. Tamam. Ben Solbek'e e, çok konuşulmadı takımın ofansif gücünden dolayı ama e, ben Blink diyeceğim. Hollanda'dan hmm. ee, özellikle hani fark edilmiyor oyun ama e, bu oyunun hücumda olgunlaşmasını başlatan bütün savunma kurgusu, bütün başlangıçlar, bütün pas ağlarının e, yüksek oranı Blind üzerinden geçiyor. Hani e, Blind bu şeyin e, Hollanda'nın böyle şeyi e, köprüsü gibi yani birinci köprü, ikinci <laughs> köprü neydi? Yani, Birinci köprü Blind, ikinci köprü yani, Dumfries. Na navigasyondan bakınca kale gidecek yolu evet, burayı gösteriyor. Geçiyor yani. Ya Blintten e, geçeceksin. Yol buradan mı? Ya Blind'den geçeceksin. <laughs> burada sıkıntı varsa Dumfries'den geçeceksin. Yani bu hani buradan geçemezsen köprüden önce son çıkışta Dumfries'e gidiyor. O yüzden çok konuşulmuyor ama hakkını vermek için sola da Blind'i koydum ben. Ee, o zaman olarak da Fork'ta Gorero'dayım ben. Ben yine kaliteden gidiyorum. Gorero <laughs> <laughs> demeyin. şey gibi. <laughs> sen, e, <ser> <laughs> Sen... çekler gibi zengin ve güçlüden. <laughs> sen direkt de... <laughs> Portekiz'i saysan ya kaleciden. Seviyorum Portekiz'i. <laughs> ama blind konuşulmadı. Burada hakkını vermiş Yok, olalım. hakkını verdin. E, Guerrero'yu da ben şu anlamda beğeniyorum. O da e, merkeze koysan sırtmayacak derecede kaliteli bir e, merkez oynama zekası olan beklerden bir tanesi. E, onun da bence geriden oyun kurulumu çok değerli oluyor. Sağda? Sağda? Hadi burada bir tane de ben underrated oyuncu koyayım. Chufal diyorum ben. Dumfries? Du, Tabii performansa bakarsa Dumfries. Hatta Münye. Ee, hani 4-3 normalde Münye 5'in sağında oynuyor ama. O zaman evet. şöyle yapalım. Dumfries olsun. Yanına da Çufal'a da yani bir Dumfries şans Dumfries ama aslında Dumfries yani evet. performans var. Hatta altın 11'i bile girebilir turnuvanın sonunda. Büyük ihtimalle turnuvanın en iyi 11'inde yer alacak. Sağ bekti. Şimdi orta sahada şöyle bir arkadaşı ben şuradan koyayım. Devine mi geldi? O gel, gelmedi de Vine aldım. Doğru. Bence turnu... Merkeze, değil mi? Evet, merkez turnuvanın en eşsiz performanslarından birini gösteriyor. Yani bir de hani ofansa katkısı ve demez yani normalde sezon e, turnuva öncesi konuşsak hani ofansif katkı sağlayacak orta sahaları saydığımızda Wijnaldum'a sıra gelmezdi. Evet. Ama o resmen öyle bir forvet gibi, merkez santrafor gibi. o Ceza alanı koşuları, bir de attıkları bütün golleri ceza alanı içinde attılar. Hı hı. Hani orta saha atıyor ceza alanı içinde, sağ bek atıyor ceza alanı içinden. Evet. Ceza alanı içinden. Doğru. Ee, o yüzden Wayne aldım da Dumfries gibi ses olmalı. Evet. olmalı. olabilir. Çok Hatta önemli. Liverpool'da keşke bu şekilde kullansaydı orta sahada yani en azından geçen sezon hani bir önceki sezon şampiyon olan takımda zaten iki beki de iki kenar hücumcusu da çok çok formda olduğu için o dördü de inanılmaz uçuyordu. Salah, Mane, evet. e, Trent, Trent ve Robert. Robertson. Hepsi çok formda olunca böyle bir problem olmuyor ama mesela içlerinden bir iki kişi Mane ile Trent sezon başında sallanınca Merkezden destek beklemişti Liverpool. En azından orada ceza sahasına koşuyordu, şut. E, Wijnaldum'un çok az skor katkısı oldu bu yüzden Liverpool'da. Ama Aslında. o biraz oyun formatıyla alakalı. Hani dinamo olarak kullanıyordu. İşte o formatı değiştirebilmek lazım. Evet. Çok sıcak örneği de var önünde. İlkay Gündoğan'ı nasıl kullandıysa City. Ki City oyun yapısını hep Liverpool'un gösterdiği şekilde değiştiriyor son iki senedir. Liverpool'da City'nin gösterdiği gibi değiştirebilirdi ama tabii çok fazla farklı faktörler de olabilir. Yani oyuncu buna ikna olmaz kulüpte, milli takımda ikna olur. Zaten ayrıldı artık. Yani zaten kafasına koymuştur ayrılmayı. Evet. O yüzden ne gerek? Belki Paris Saint-Germain'de öyle kullanacak. Çünkü orada da Pochettino Do var. Doğru, yani. aynen öyle. O zaman diğer iki sağ ve sol iç çok belli bence. Bir tanesi Kevin De Bruyne, zaten şu anda dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Diğeri de her, her şeyde maç öncesi ağladı niye bu adam oynamıyor diye Renato, Renato Sanchez. Sanchez. Şöyle gerçi solda da oynasın Renato. Ya 3-8 gibi de oynayabilirler. Evet, bu biraz savunma şeyini Wijnaldum'a yıktık ama Renato da destek atar ya. Tabii atar atar. Savunma yönü var. Ee, bence artık biraz daha oyuna ağırlığını koyması gerekiyor Renato'nun. Yani böyle oyunu hani hamle yapalım Renato belli bir gidişat gösteren oyuna dahil olması değil de başından itibaren tabii bunun içindeki kombin oynaması lazım. Başından itibaren oyunu yönlendiren oyuncu olursa bir de şimdi daha yani Portekiz'in rakipleri hep zorluydu ama bu sefer şey yok hani ya işte Macaristan'la beraber kalsak bile sonra Almanya'yı yensek de Fransa falan değil. Oldu oldu dün İtalya gidiyordu işte. Doğru aynen öyle ki şu anda Belçika Portekiz erken filan diyebileceğimiz ilk eşleşme oldu diyebiliriz. Yani finalde karşılarsa kimse itiraz olmazdı Belçika ve Portekiz. İyi tabii ki. Ee, yani en son 11'de oynattı Renato'yu ama diğer diğer iç oyuncusu tercihi biraz takıldım. Ben Mutunio evet yani top kullanımı çok başarılı bir oyuncu ama tempo eksikliği yaratıyor. E, Fransa'ya karşı da yarattı. Acaba Bruno Fernandes'e yine forvet arkası olmasa da içte kullanabilir miydi diye düşünüyorum. En az o daha istiyoruz. tempolu gibi geliyor bana Mutunio'ya göre. Dokuz. E, 9 numarada problem var bence şu anlamda. e, <laughs> tane çok iyi oyuncu var. E, Luka Kuveşik. Hani performans ödüllendirme, ödüllendirmesi yapacaksak bir biraz tıkandım ben burada. Hani kenar forvetler yine Depay ve Ronaldo diye düşünürsek. Evet. E... Ben Lukaku'dan yanayım ya. Çünkü e, Şik çok böyle hani oyunu e, tabii ki oyunun içinde ama e, belli bir kurulumun sonundaki isim o. Hani belli bir kurulum oluyor ya cezaların içerisinde bitirici oyuncu olacak ya da orta sahadan vuracak, duran toptan vuracak ama Lukaku daha böyle işte geriye gelip top taşıması, pas yapması, arkadaşlarının yönlendirmesi, o mücadelenin içine girmesiyle Lukaku bence bir adım öne çıkıyor. E ee, aynen öyle ama işte Patrick Chic de yani hücumda tek plan o. Ya yani evet. ve bun, buna karşılık vermesi çok değerli. Gerçekten iki kenar e, hücumcusu da savunma oyuncusu aslında Çekya'da. Yani bütün turnuva ya yani baba ayağını aldıktan sonra bize bir maç çöz beklentisi oldu Patrick Schick'den. O da çözdü. Ne şey yapalım ya? Yani yapalım yan yapalım. Ya yapalım yapalım. ne olacak? E, Depay Ronaldo itirazın var mı? Yok. Zaten bende de onlar yazıyor. De de Depay ve Ronaldo var. gelsin lan. babalarda yine şey. Doğru 11 kişi oldu. Yani bunlar şey, bunlar e, yedekli oyuncu değişiklikleri. <laughs> yedekli, 4-3-3. Ee, yani Ronaldo işte penaltıdan atıyor da, boş kaleye atıyor da vesaire. Yani sonuçta gol atmaksa bu, neyin itirazını yapabiliriz? Bir de dövüyor fizik olarak yani. E tabii yani bizde hani şey görünmüyor işte, blind'de olduğu gibi. Yani sonuç görünüyor, so gol attı evet. ya da atmadı. Ama oyun içerisindeki o mücadelesi, şimdi çekirdekçi tayfada da konuşuyoruz bunu. Mesela işte Avusturya'da Arnautovic. Yani o çıktıktan sonra skoru skor geldi ama e, o zaten o Tabi zemini canım. hazırladı. Oradaki Aynen. dövüşmesi, oradaki mücadelesi iki tane fizikli stoperin karşı Ronaldo da bir de Ronaldo'yu savunmakla, yani savunmacılar için de Ronaldo'yu savunmak normal bir oyuncuyu savunmak Tabi gibi canım. değil. Farklı bir Psikolojik role giriyor. Baskısı onlarda. da var yani Tabii orada. Tabii ki. Depay da e, kafa rahatlamış Barcelona transferi olunca. Evet. Zaten kulüp performansı iyi bir futbolcuydu ama e, şey bir futbolcu böyle. Her yani Güvenir misin Depay'a şu zamana kadar? Yani çok emin olamıyorsun. O inişleri çıkışları vardı ama Barcelona transferi Nerede kullanacak acaba Barcelona nın. onu? Hani Agüero da geldi Messi de kalırsa. Bence eski o MSN dönemi gibi döndürecek orada o isimleri. Yani Messi Agüero, Depay'ı atacak öne ve serbestlik verecek orada. Şey diyeyim, Suarez var Messi evet, gibi. Evet evet, evet yani sen de neyi Messi, Suarez Neymar. Yani Hı. serbest, yani siz o an nasıl hissediyorsanız. <laughs> ben olsam <laughs> öyle yaparım. Ama en top rakipteyken herhalde Messi yine sağ forvet, Depay sol forvet, Agüero ortada olacak gibi gözüküyor. Ya top, ben bazen teknik adamlık tabii ki çok detaylı bir iş, matematik bir iş ama bunu nerede yaptığınla alakalı. Şimdi Barcelona'da teknik direktörsen ve elinde bir forvet attı var. Üçü de sağlıklı. Agüero, Depay, Messi. Ya yani bu oyunculara çıkıp çok fazla tahtada bir şey anlatmak bilmiyorum ben kafamda şey yapamıyorum. Hayal edemiyorum yani. Onlara şey anlatacaksın. Sahadaki özgürlük alanlarını anlatacaksın ve hani dediğin gibi geçişlerde nasıl pozisyon i̇şte, alacakları o yani, kadar. Yani top rakibe geçince evet. nerede duracaklarını bilmeleri yani gerekiyor. Ben mesela. olsam şöyle derim. yani, top sizdeyken kafanıza göre. Zaten öyle. Sergen Yalçın da diyor ben oyuncularıma topsuz oyun öğretiyorum. Doğru. Yani Pozisyon almayı. aldıktan sonra ben Gezal'a ne anlatacağım diyor yani. Hatta top top rakibe geçtiğinde de savunma pozisyonu alırken yine şunu söyler oyunculara. Kendini kim daha iyi hissediyorsa o savunma yapsın, diğerleri de <laughs> hücum pozisyonunda beklesin. Arkaya ben mücadele ettirmiyorum. O muhtemelen şey olur, Messi olur tabii. <laughs> e, hakkı değil mi? Yani. yani şimdi Messi'sin. Messi olduğunu düşün bir an ve... <laughs> bu şafaktan sonra ben mi koşayım savunmaya? Şimdi yani. ben teknik direktörünüm, sen Messi'sin. E ben sana desem ki ya top kaptırınca savunmaya doğru koşuyor. Ki yapıyor bu arada. Ha. Yapmıyor diye bahsediyor. Bazen aktif dinlenme yapıyor öyle, unutturuyor kendini i̇şte, ileride. Yapmasa hakkıdır ama yapıyor. Copa Amerika'da da inanılmaz bir savunma koşusu hı hı. vardı. Ronaldo'yla aynı oturumlu. gün ya da işte Ronaldo'nun o 76 metrelik goldeki koşusundan ya bir gün önceydi ya bir gün sonraydı. Messi de şurada bir top kaybı oldu. Bir şeye kadar ceza alanı içine kadar rakip oyuncuya eşlik etti pozisyonda. Sonra savunma yerleşti bozdular ama o eşlik etti Doğru. yani. Etmese ne diyeceksin? <laughs> Etmese ne <gülüyor> diyeceksin? <gülüyor> Etmiyorum. <gülüyor> Etmese ne diyeceksin? Adam bin tane gol atmış bu zamana kadar. Kazanmadığı şey yok. Evet. O yüzden... Ee... Nereden geldik buraya? Depay'dan geldik. Ha, Depay'da zaman... koşsun biraz. Canım <laughs> Messi bir şey olmaz. kötü yani. O zaman çekirdekçide <laughs> yani, görüşmek üzere mi diyelim. O zaman e, biz en iyi 11'imizi tamamladık. Sizler de e, hem sosyal medya hesaplarımızdan hem bu videonun altına yorum olarak 11'lerinizi yazın. E, biz yine bir 11 yaparken Messi ve Ronaldo konuşmadan geçemedik. Siz de yorumlarda e, dövüşmeden, dövüşmeden kuzum ona göre oynayın orada. bu renklere gönül verdik. Televizyondan tabletlere, akıllı telefondan ses sistemine, futbolu ayağınıza getirecek teknolojiler benzersiz fırsatlarla MediaMarkt'ta. Gollere bak MediaMarkt MediaMarkt <laughs>